Herkese merhabalar. 9 sınıftayız. Edebiyat dersindeyiz. Artık Türkçe bitti. 5'te, 6'da, 7'de, 8'de Türkçeyi gördük. Ama artık Türk Dili ve Edebiyatı dersine giriyoruz. Yani edebiyat dersine giriyoruz. Bugün sizlerle beraber 1. dönemde ve 2. dönemde işlenecek konulara bakacağız. Hiç endişelenmemize gerek yok. Edebiyat gerçekten önemli bir ders, seçici bir ders. Ama bizler sizlere 9 sınıf YouTube kanalımızda mükemmel bir şekilde tüm konuları taktiksel bir şekilde anlatacağız. Sizler mutlaka 0'dan 9'a kitaplarımızdan, tak kitaplarımızdan, dinamo kitaplarımızdan güzel güzel sorularınızı çözeceksiniz. Ve böylece harika bir şekilde edebiyatı halledeceğiz. Hiç endişelenmemize gerek yok. Edebiyat normalde çok seçici bir derstir. Edebiyat hocaları böyle birazcık not verme konusunda, ben de edebiyat hocası olduğum için biliyorum, birazcık böyle kıt kanat takılırlar ama hiç sıkıntı yok. Bizler konuları öğreneceğiz. Keyifli bir ders, eğlenceli bir ders ama çalışırsak, çalışmazsak üf ya aman diyebileceğimiz bir ders olabilir. Şimdi ilk başta giriş yapacağız. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisine bakacağız. Metinleri sınıflandıracağız. Öğretici metinler, sanatsal metinler diye. İletişim ve ögelerine bakacağız. Sunumu göreceğiz. Burası son derece basit bir konu. Hiç endişelenmenize gerek yok. İletişim dediği şey şu. Mesela diyelim ki ben size merhaba dedim. Sizler de bana merhaba dediğinizde ben gönderici oluyorum. Siz alıcı oluyorsunuz. Benim söylediğim merhaba işte bir ileti oluyor. Sizin bize, sizin bana söylediğiniz işte merhaba dönüt olmuş oluyor. Böyle çok basit şeyler. Hiç endişelenmemize gerek yok. Burada dil bilgisi açısından standart dili, ağızı, şiveyi, lehçeyi, argoyu ve jargonu öğreneceğiz. Burası önemli fakat son derece basit şeyler. Burası gerçekten çok hızlı bir şekilde öğreneceğimiz kolay konulardan oluşuyor. Ağız şive ve lehçe arasındaki farkları da bilmemiz gerekecek. İşte Azeri şivesi, Karadeniz ağzı falan farklı farklı kavramlar var. Hiç endişelenmenize gerek yok. Hikayeyi göreceğiz. Hikaye esasında normalde bizim önceden de metin türlerinde gördüğümüz bir konuydu. Bu sefer genel özelliklerine bakacağız. Durum hikayelerine, olay hikayelerini göreceğiz. Hikayenin bölümlerine bakacağız. Yapı unsurlarını göreceğiz. Ve isimler, yazım kuralları, noktalama işaretleriyle de dil bilgisini tamamlamış olacağız. Burada daha çok edebiyat ağırlıklı bir ders göreceğiz arkadaşlar. Dil bilgisine yazım kuralları, noktalama işaretleri zaten bizim ilkokul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den beri bildiğimiz konular. Hiç endişelenmemiz gerek yok. Zaten yazım kuralları, noktalama işaretleri bizler için sadece derslerde değil, aynı zamanda ders dışında elektronik posta atarken, sosyal medyada mesajlaşırken, hatta ve hatta işte WhatsApp'ta, Instagram'da bile mesajlaşırken ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gereken kavramlar. Burada üçüncü üniteye bakıyoruz. Şiir ünitesi. Burası önemli. Burada bizi zorlayacak bir konu bu. Şiirin biçim özelliklerine bakacağız. Şiirin ahenk unsurlarını, yani kafi, redifi, diğer bir adıyla uyağı, aynı zamanda işte aliterasyonu, asonansı göreceğiz. Hocam ne diyorsunuz demenize hiç gerek yok. Bunlar da son derece kolay konular. Konularına göre şiir türlerine lirik şiiri, epik şiiri, didaktik şiiri, pastoral şiiri ve satirik şiiri göreceğiz ki son derece basit. Yani lirik şiir duygusal konulardan bahsedecek. İşte satirik şiir normalde böyle eleştiri tarzında hicivci olacak. Veyahut da işte epik şiir kahramanlık konularını içerecek. İşte didaktik şiir öğüt verecek. İşte dramatik şiir böyle tiyatrolarda okunan şeyler olacak. Ve her biri birkaç tane de öğreneceğimiz şeyler. Ve burada bir de sıfatlar konusunu öğreneceğiz. Sıfatların ne olduğunu biliyorduk. Sıfatlar kalp isimdi. Yani işte diyelim ki bu bir kalem. Bu kalem ismi olduğunu düşünelim. Buna yönelik sıfatlar ekliyoruz. İşte güzel kalem, renkli kalem, turuncu kalem, işte yeni kalem, eski kalem, şu kalem, bu kalem, bir kalem. Bunların her biri bir sıfat oluyordu. Masal ve fabula baktığımızda ise burada masalların ders verme amacıyla ve mutlu bir sonla bittiğini göreceğiz. Fabuların da yine ders verme amacıyla ama genellikle ibret verici bir sonla bittiğini göreceğiz. Ve insan dışındaki varlıkların kahraman olduğunu daha fazla göreceğiz. Ve masalların bölümlerini öğreneceğiz. Hocam bunları niye öğreniyoruz derseniz, birincisi kendi edebiyatımızı, kendi kültürümüzü tanımak, Türkçeyi daha güzel kullanmak ve tabii ki ileride gireceğimiz üniversite sınavlarında buradan bir soru geliyor mesela, buradan iki soru geliyor. Bunları öğreniyorsunuz, sonra da hayallerinizdeki mesleği, işte mühendis olmaktır, yazılımcı olmaktır, avukat olmaktır, öğretmen olmaktır, bunlara yönelik bir adım yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim şimdiden bu konuları düzgün bir şekilde çalışıyor olmamız çok ciddi önemli. Neden? Şöyle düşünün, bir pasta, bu örneği her zaman veriyorum, bir pasta düşünün. Bu pastayı siz bir anda böyle pat diye büyük bir dilim olarak, mesela şurada bıçak olsun, tamam mı? Ne kadar büyük bir pasta, gördünüz mü? Bu pastayı siz eğer böyle küçük küçük dilimler halinde bitirirseniz bu pastayı bitirirsiniz. Ama son anda tüm dilimleri en son güne bırakırsanız ne olur? Ya vazgeçersiniz, ben bunu bitiremeyeceğim dersiniz. Ya da ne yaparsınız? Yersiniz ama hiçbir faydası dokunmaz, zarar eder, hiçbir keyif almazsınız. İşte biz de konuları şimdiden güzel bir şekilde videolarımızla, kitaplarımızla güzel güzel çalışırsak, bu kitaplara da aynı zamanda iyi butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hepsini rahatlıkla öğrenirsiniz, biter ve üniversite sınavına girdiğinizde veya yazılara girdiğinizde en güzel sonuçları, en güzel geleceklere siz ulaşmış olursunuz. En güzel sonuçlara siz ulaşmış olursunuz. Evet, şimdi edat bağlaç ünleme baktığımızda burası yine lokum gibi. Edat bağlaç ünlemde arkadaşlar, bunları zaten 6. sınıfta bildiğimiz konu. Edatlar, yani diğer adıyla ilgeçler,
Cümlede anlam ilgisi kuracak. Bağlaçlar da sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlayacak. Ünlemlerde zaten biliyoruz. Haykırma, şaşırma, heyecan bildiren sözcükler. İkinci döneme baktığımızda biraz daha kolaylaştığını görüyoruz konuların. Roman konusu son derece basit bir konu. Normalde destanlar, halk hikayeleri, ardından mesneviler ve ardından romanlar geliyor. Tanzimat döneminde roman edebiyatımıza kazanacak. Ve romanın tarihsel gelişimini göreceğiz. Konularına göre romanlar olacak. Kimisi tarihsel konular, kimisi psikolojik konular olacak. Akımlarına göre klasizm, romantizm, realizm, naturalizm akımları var. Bu akımlarda yazılan romanların birbirinden farkını göreceğiz ki son derece basit. Romanın yapı unsurlarını ve hikaye-roman karşılaştırmasında romanın hikayeden ne kadar uzun olduğunu göreceğiz. Zamirleri zaten biliyorduk, bir kez hatırlayalım. Mesela diyelim ki Tonguç kalemi masaya bıraktı dediğimizde, yazım da gerçekten çok küçük oldu. Tonguç kalemi masaya bıraktı dediğimizde, o bunu şuraya bıraktı dediğimizde, Tonguç özel isminin yerine şahıs zamiri, kalem cins isminin yerine işaret zamiri, masaya cins isminin yerine de işaret zamirinin geçtiğini, yani gösterme adının geçtiğini göreceğiz. Tiyatrolara baktığımızda tiyatronun tarihsel gelişimini, yapı unsurlarını, temel tiyatro terimlerini, işte suflör veyahut da pandomim gibi çok basit şeyleri çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Trajedi, komedi, drama arasındaki farklara bakacağız. Trajedi ve komedyanın esasında antik Yunan tiyatrosunda üç birlik kurallara göre oynanan oyunlar olduğunu, dramın ise bildiğimiz tiyatro olduğunu öğrenip oh be ne kadar kolaymış diyeceğiz. Zarflara baktığımızda zarflarda fiillerin sevgilisi. Hani az önce bir kalem koymuştuk, ona sıfatlar yüklemiştik. Bu sefer de diyelim ki gidiyor sözcüğü bir fiil olduğu için hızlı gidiyor dersek durum zarfı olacak. İşte bugün gidiyor dersek zaman zarfı olacak. İşte her gün gidiyor dersek zaman zarfı olacak. Az gidiyor, çok gidiyor dersek miktar zarfı olacak. İşte ne zaman gidiyor, nasıl gidiyor, niçin gidiyor dersek soru zarfı olacak. Yukarı gidiyor, aşağı gidiyor dersek yer yön zarfı olacak. Bu da yine fiillerle bağlantılı bir şey. O zaman şuraya yazıyorum mesela. Yukarı gidiyor dediğimizde bu bir zarf oluyor. Yer yön zarfı. Veya hızlı gidiyor dediğimizde durum zarfı olacak. Biyografi ve otobiyografiye baktığımızda ise biyografi bir kişinin hayatını başka bir kişinin anlatması. Otobiyografi ise kendin pişir kendin ye. Yani senin hayatını sen kendin anlatıyorsun. Hani öz çekim gibi. Biyografinin özelliklerine baktığımızda biyografi ve tezkire ilişkisini, yani tezkire de divan edebiyatta biyografilere verilen isim. Otobiyografinin özelliklerini, karşılaştırmasını, monografi, özgeçmiş, hal tercümesi ve portrenin neler olduğunu öğreneceğiz. Burası yine son derece kolay konular. Yine edebiyat ağırlıklı gideceğiz. Dil bilgisinde de yine fiilleri biliyoruz. Diğer adıyla çekimli fiiller, haber kipleri ya da dile kiplerini alan kelimeler de hatırlarsanız. Mesela diyelim ki sevmek fiilini düşünelim. Seviyor dediğimizde şimdilik zaman, sevecek gelecek zaman, sevdi görülen geçmiş, sevmiş duyulan geçmiş, sever geniş zaman, sevmeli dilek gereklilik gibi dilek iplerinden, sevse dilek şart gibi, sevelim istek gibi, sev emir gibi olacak. Eğer fiil çekimlendi kipten farklı bir anlam taşıyorsa da fiillerde anlam kayması diyeceğiz ki son derece kolay bir konu. İlk fiilde bilhassa isimlerin yüklem olmasını sağlayan imek fiil olduğunu ya da çekim eki olduğunu göreceğiz. Mektup ve elektronik postaya baktığımızda biz mektubu hatırlamıyoruz tabii artık. Sizler yeni nesil olarak Z kuşağı olaraktan hocam ne diyorsunuz, mektup nedir diyorsunuz. Elektronik postayı ama öncesinde bunun nereden geldiğini, mektubun özelliklerini, tarihsel gelişimini, mektup türlerine bakacağız. Elektronik posta bizim için çok da önemli. Elektronik postayı günümüzde daha çok kullanıyoruz. Dilekçe, tutanak, zabıt ve açık oturum kavramlarını görmüş olacağız. Zaten hem videolarımızda hem de kitaplarımızda bunları sizler için en güzel şekilde, mesela fable dedik, masal dedik, bunların hepsini, mesela trajedi, komedi, dram, tiyatro dedik ya, hikaye, onların hepsini sizler için zaten mükemmel bir şekilde edebi sanatları, her birinin manzume ve şiir farkını, bunların her biri sınavlarda çıktığı için az önce söylediğim işte didaktik şiiri, örneğini, tanımını ve aynı zamanda uygulamasını sizlere gösteriyoruz ki burada sorularda da çözümleriyle çok net ulaşabiliyorsunuz. Günlük blokta en son kısım olacak. Blokta günümüzdeki günlük, elektronik çağdaki günlük olacak. Günlüğün özellikleri ve günlüğün tarihsel gelişimini göreceğiz. Dolayısıyla hiç endişelenmemize gerek yok. Mükemmel bir sene bizi bekliyor. İnşallah pandemiden de kurtulup okullarımıza döneceğiz. Ama sonuçta unutmayın ki çalışmaları yapacak olan sizlersiniz. Gayreti gösterecek olan sizlersiniz. Evde kendiniz çalışsanız da, uzaktan eğitimle çalışsanız da, okula gidip gelip akşam eve döndüğünüzde çalışsanız da, doğru kitaplarla çalıştığınız da, doğru videoları izlediğinizde, doğru tekrar yaptığınızda zaten başarı sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım, sizleri çok seviyoruz. Ödünüz sorunuzu yapın. Yorumları yollayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.